arkadaşlar. Nasılsınız? Ne oldu, oradan bana bakıyor annem yine. Kız yamuk mu duruyoruz? Bir saniye şunu düzelteyim ben. Niye böyle yamuk duruyoruz ya? Evet, sanki biraz daha iyi oldu böyle değil mi? Evet. Humus yapıyorum arkadaşlar. Yılbaşı gecesi yemeği için humus yapıyorum. Bu tarif anacığımın tarifi. İzliyorsa buradan öpüyorum onu kocaman. Tahinimiz var, nohutumuz var, yağımız var ve de duzumuz var, duz. Bir taraftan da evet, enerji için Red Bull içiyorum. Hadi bakalım. Hayır, bu bir reklam değildir. Keşke versene. Evet. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyorum? Önce şu nohutlarımı bir güzel yıkıyorum. Normalde siz ıslatabilirsiniz. Bunları bir gece önceden ıslatıyorsunuz istediğiniz kadar. Yapmak istediğiniz kadar. Ölçülerini az çok anlatacağım size. Önce şunları bir güzel yıkayacağım ki iyice gazını alayım diye. Çünkü bunlar köpürmüş ama çok lezzetliler hakikaten buradakiler. Şöyle süzgecimin içine boşaltacağım. Sonra da güzel şöyle bir sudan geçireceğim. Sonra boşaltacağım kasemin içine. Evet. Aldım yağımı. Yaklaşık orada galiba... Alkol geldi. Evet. Now daddy's here. Noah da uyandı. Güya bir yemek yedi. Yağımı koyuyorum. Bir bardak yağ koydum arkadaşlar. Bir bardaktan biraz az tahin kullanacağım şimdi. Ve ilk defa yurt dışında tahin kullanıyorum. Normalde burada Türk malzemeleri satan bir tane arkadaşımız var. Ama ne yalan söyleyeyim, zamanım olmadı. Şimdi bu tahin değişik bir tahin. İşte tuzlu falan diyor. Bunu bayağı böyle ekmeğinize alıp sürüp yiyebiliyorsunuz. Böyle bir türden. Biliyorsunuz bizimkinin rengi biraz daha açık. Şimdi ben yarım bardak tahin kullanacağım. Sonra gidişata göre bir bakacağım, tadına bakacağım falan filan. Eğer çok koyu olursa o zaman battı balık yan gider. O zaman koyu olursa, aklına koşadan geldi. Evet. Aşkım sesi ta kapıya, aşağı kapıya kadar geliyor. Ne yapayım? Ondan sonra yemek yapmayı öğrensinler. Arkadaşlar yani Aralık Ocak. Böyle koşuya... Ya hakikaten muhteşem ya. Hava bugün. Bildiğiniz yaz bugün. Ben de onun için böyle kollarım cıvıldı. Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yarım bardak tahin kullanacağım. Ve biraz gidişata bakacağım. Tamam mı? Ondan sonra şunu da şöyle yaptım. Tuzluymuş bu. Onun için tuz koymayacağım galiba. Bakayım şunu. Çok az yedim babası ya. Yemedim ben. Ne bileyim, aç değil misin? Aç değil misin? Oldukça yoğun bir tahin yalnız arkadaşlar. Ne istiyor musun başka bir şey? Ben bunu şöyle bir güzel karıştıracağım. Tamam, baba hoş hoş yapsın. Baba bir de bir şey söyleyeyim mi? Ayıp söylemesi. O kadar pahalı bir şey ki bu güzel olmazsa yemin ederim kafalarını da kırarım. Sen eskere. Aşkım arayan sonra? Hiç kimse aramadı. Mesaj falan? Galiba Müge'den geldi. Hello Müge. Sen kaç saat çekim yaptın buraya? Saat, 3 saattir çekim. Ben nasıl edileceğim bunu? Hayır. Çok kısa editlenecek yerler var. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ne yapıyoruz? Blender'ımızı alıyoruz. Önce el blender'ından geçireceğim. Sonra normal mikserden geçireceğim. El blender'ımı çıkarıyorum buradan, çıkarabilirsem. Ondan sonra... Aşkım bu ekmeği aldın ama bu ekmek sabah kadar kuruyor. Ya bana niye bugün aldırdın onu zaten? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Evet şimdi ben... Onu bu, şeye sarıp koyalım. Bu biraz yoğun bir şey bence aşkım. Oldukça yoğun bir tahin bu. Evet. Öyle bir azar azar kullanıp denemen lazım. Yani yarım bardak var burada. Arkadaşlar bu süreçte su ekliyoruz. Bu süreçte su ekliyoruz. Bana biraz su verir misin? Taze su. Güzel su. Kendine koy. Arkadaş, yemedi. Abi, yemeyebilir.
Bazen yer. Dikkat edin, her yere sıçramasın. Daha derin bir kase de yapabilirsiniz sadece. Humusumu şöyle kendime doğru çevireyim şunu. Humusumu önce el blenderı ile güzelce nohutları ezerek şöyle bir üzerinden tırt 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 yaptım. Önce bir onları güzelce ezdim. Çünkü elimdeki mikser benimki büyük değil. Büyük olmadığı için motorunu yormamak adına, çünkü bir tanesinin pertini çıkardım ben daha önce. Onu bildiğim için el blenderı ile ezdim. Sonra da o arkada gördüğün, ha şu an orada değil. Ama normalde işte smoothie'lerimizi falan filan yaptığımız blender'ın içine koydum, orada çektim ve orada kaymak kıvamına geldi. Krem, böyle krem peynir gibi oluyor hakikaten, çok güzel oluyor. Kıvamı şu. Bakın burada. Uy! Ay döküyordum valla. Yani valla döküyordum. Bu kıvamda olacak. Bunu bitirdim. Bu yani bundan 1,5 falan çıktı. Siz keyfinize göre ne kadar yapmak istiyorsanız ölçüleri şeyde açıklama bölümünde yazar. Oradan bakabilirsiniz. Benim tahinimin içinde oldukça yoğun bir tuz vardı. Dolayısıyla ben tuz eklemedim. Ama ne yaptım? Bir kavanoz nohut koydum. 400 gram nohuta bir bardak yağ, yarım bardak da tahin koydum ve leziz oldu. Kıvamı çok yoğun olmamasına dikkat edin, ya da siz öyle seviyorsanız öyle yapabilirsiniz ama ben çekerken içine su ekleyerek çekiyorum. Suyumu koyuyorum ve öyle çekiyorum. Azar azar lütfen, yoksa çok cıvık olur. Güzel olmaz. Afiyet şeker olsun sevgili kalın. Hoşça kalın. Kocaman öpüyorum sizleri. Ne diyorsun kız? Ha? What? Bye bye. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı unutmayın, hala abone olmadıysanız. Ben Aslı. Burası bizim aile.